الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Kıram cemaati Müslümin, merhuma Meziyet Hanım'a Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Kıram cemaati Müslümin, okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Size bu dünyada ne kazandıysanız öbür dünyada tas tamam, herkes ne kazandıysa onlar tas tamam verilecek. Kim bu dünya, kim cehennemden uzaklaştırılıp da cennete yaklaştırılırsa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Bu dünya hayatı aldanma metaından başka bir şey değildir buyuruyor Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz ayet-i kerimede. Derem cemaati Müslümin, merhume Meziyet Hanım'a dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalliğinizi kabul etsin. Derem cemaati Müslümin, cenaze namazı nasıl kılınır kısaca tarif edip hemen inşallah cenaze namazına geçiyoruz. Niyet ettim Allah rızası için cenaze namazı kılmaya, uydum imama diyerek niyet ediyoruz. İmamla beraber tekbir aldıktan sonra Subhaneke duasını ve Celle Tenavuk'la beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenaze duasını, bilmeyenlerimiz ise Fatiha suresini veyahut Rabbena Rabbena Firli dualarını dua kastıyla okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra selam vererek cenaze namazını tamamlamış oluyoruz. Rabbim şimdiden ehseni kabul ve makbul eylesin. Buyurun, Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, meyyite için duaya, buyurun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için, Allah rızası için El-Fatiha.